追。İnsan her zaman kendine tarafsız bakamıyor. Bu çok zor. Hele içinde yıllarca öfke biriktirdiysen, bunun haklılığına inandıysan. Buraya ilk geldiğimde bildiğim bir demir vardı. Az çok tanırdım onu. O demir yine öfkeliydi. Ama neye üzüldüğünü, neye sevindiğini bilirdim. Kötü bir adam olmadığını, başkalarının hayatıyla oynayacak biri olmadığını bilirdim. Şimdi onu tanıyamıyorum. Öfkenin pençesinde oyuncak oldu sanki. Kızgınlığım bir türlü geçmiyor Asi. Biliyorum. Kendimi senin yerine koymaya çalıştım. Yerinde olsam ne yapardım diye düşündüm. Senin kadar soğukkanlı olabilir miydim? Benden annemi almış olsa o nehre düşman olur muydum? Ben sevdiğim birini hiç kaybetmedim. Bu nasıl bir his bilmiyorum. Eminim çok zor olmalı. Anlayabiliyorum. Öfkeli yaşayamazsın Demir. Bu çok zor. Olanları unutmasan bile artık kabul etmen lazım. Bu öfke bana ait değil Asi. Bunu çok geç anladım. Unutmama izin verilmedi. Teyzem kendi kaderinden, kendi öfkesinden bir kale yaptı. Beni de içine hapsetti. Artık böyle yaşamak istemiyorum. Geçmişin gölgesinde bir ömür yaşamak istemiyorum. Çok yakıcı bir şey. Artık bu defteri kapatmalıyım. Ama nasıl? Baban ikinci senede ödedi. Bu parayı ne pahasına buldu bilmiyorum. Çok sevdiği kızını geçmişe kurban vermek istemedi. Elinden geleni yaptı. Başka bir şey düşünelim İhsan Bey. Bu böyle olmayacak. Demir'in çiftliğine gidiyoruz. Asi, ben bu kinin bir parçası olmaya tahammül edemiyorum artık. Bu doğru değil. Bir şeyler değişmeli. Bana yardım et Asi. Bu oyunun kuralını beraber değiştirelim. Gençler, taze balık var. Yemez miydiniz? Buyurun oturun, gelin. Hadi hadi gelin. Böyle balıkları hiçbir yerde bulamazsınız.
Melikciğim bak, Cevriye ile birlikte sana güveç yaptık. Ne güzel. Ne kadar zamandır güveç yapmıyordun. Ay çok özlemişim. Ben ilk defa güveç yapıyorum valla. İkinizin de eline sağlık. Asi! Asi! İhsan Bey'in sesi. Asi! İhsan amca bir sorun mu var? Asi burada mı? Asi'yi gördünüz mü? Yok görmedik. Neden telaşlandınız böyle? Ben hemen arıyorum İhsan amca. Boşuna arama kızım. Ulaşamıyoruz. Evet cevap vermiyor. Buraya geldiğini düşünmüştük. Demir'le. Balık için teşekkür ederim. Çok lezzetliydi. Hayat ne garip. Bir anda insanın duyguları nasıl değişebiliyor? Demek ki arada bir buralara kaçman gerekiyor. Telefonun. Melek. Alo abi. Abi İhsan amca burada. Çok kötü görünüyor. Asi'yi arıyormuş. Senin ne olduğunu düşünüyor. Tamam. Asi yanımda. Biz hemen geliyoruz Melek. Ne oldu? Baban. Senin için endişelenmiş. Bizim çiftlikteymiş. Neden ki? İhsan amca bir dakika. Abimi buldum. Asi yanındaymış. Merak etmeyin hemen getiriyor. Ne olduğunu düşündün acaba? Bir şey düşündüğüm yok. Kızımın buraya gelmesine, burada çalışmasına başından beri karşıydım. Çocuğun için endişeleniyorsun değil mi İhsan? Şunu bilmeni isterim. Çocuğumun mezarını bulmak için tek tek köyleri dolaşıyorum. O mezarı bulana kadar senin soyundan kimseyle yakınlık kurmayacağım. İhsan amca, Asi. Asi kızım. Baba, merak edilecek bir şey yok. Hemen geliyorum. Baba. Baba. Ben biraz yürümek istiyorum Ökkeş. Sen dön traktörle. Tamam beyim. Endişelendiğine göre babam bizi görmüş olmalı. Gelip onunla konuşmamı ister misin? Hayır. Şimdi hiç uygun olmaz. Ne sen anlatabilirsin ne de o seni anlar. Onun için boş ver. Neredesin sen? Baba kızma lütfen. O adam seni zorla arabasına bindirdi. Deliriyorum sandım. Neden yaptı bunu? Konuşmak istiyormuş. Ne biçim konuşmaymış bu? Bir zorba gibi. Ben direnince öfkelendi. Bazen çabuk öfkeleniyor. Bir daha böyle bir şey yapsın. Ben ona öfke neymiş gösteririm. Babacığım büyütme ne olur. Bana darılma. Seni endişelendirdiğim için özür dilerim. Haklısın. Bir yolunu bulup haber vermeliydim ama Demir'le konuşmamız gerekiyordu. O daha küçücükken öfke aşılamışlar. Geçmişin yükünü omuzuna yüklemişler. Kendince benden özür dilemek istedim.